Evet. Hazret buyuruyor ki başlık olarak Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki nimetlerinin haddi hesabı yoktur. La yuhsa ve la yu'ad. Allah-u Teala'nın nimetleri. Bu konu başlığı bir ayet-i kerime meali. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyorlar ki denizler mürekkep olsa, Kehf suresinde olsa gerek ayet-i kerime. Lokman suresi. Lokman suresinde olacak. Denizlerin tamamı mürekkep olsa, yeryüzünün bütün ağaçları, bitkileri kalem olsalar, bunlar artırılarak misli misliyle bu hale dönüştürülse ve size verilse, siz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin isimlerini dahi, bırakın nimetlerini, onların isimlerini bile sayamazsınız, yazamazsınız. Yani bundan kasıt şükrünü eda edemezsiniz. Yine bir başka ferman-ı ilahi de şükredenleriniz azdır buyurulmuş. Evet. Tabii şükür layıkıyla yerine getirmek bu mümkün değil. Alemlerin Efendisi de buyuruyor. Ben seni hakkıyla şükredemedim ya Rabbi. Efendim. Buna ne dil yeter, nefesler anlamında, ne ömür yeter. Çünkü her an o nimetlerle bir çiçeğiz. Yani adeta birinin şükrünü ifa etmeden, tamamlayamadan ikinci bir nimetle lütuflanıyoruz. Bunun için onun üstümüzdeki nimetlerin haddi hesabı yok. Hatta bazı tasavvufi eserlerde öyle nakledilir ki bir menkıbedir, yani kıssadan hisse anlamında. Böyle abidin birisi, zahid, abid, münevver bir insan işte bir hadis-i şerif üstünde tefekkür ediyor. Allah Resulüne soruluyor. Allah Resulü buyuruyorlar. Herkes Allah rahmetiyle cennete nail olacaktır. Hiç kimse kendi amelinin karşılığı olarak, kendi gayretinin karşılığı olarak cennete hak etmez. Allah'ın lütfuyla bunu hak eder. Ashab soruyor, ya Resulallah sizde mi? Yani insanlık aleminde onu mukayese edebileceğimiz bir insan yok. Eşleştireceğimiz, denkleştireceğimiz bir insan yok, siz de mi? Sahabi soruyor, Allah Resulü buyuruyorlar, evet biz de. Biz de Allah'ın rahmetiyle cennete hak ederiz. Nakip ettiğimiz şeylerle değil. Bu muhterem zat bunu tefekkür ederken muhabbeti üstünde düşünüyor. Diyor ki ama olur mu yani? Biz bu kadar uğraşıyoruz. 70 yaşındayım misal, 70 senedir bir gayret gösterdim, çaba sarf ettim, hizmet ettim. Peki bunlar ne olacak yani? Bu olanlar ne olacak? O gece rüyasında bakıyor ki vefat etmiş bu. İşte Cenab-ı Hak bu şekilde ikaz buyuracaklar ya, vefat etmiş. Haşır, mizan, hesap. Efendim, buna o sözü, düşüncesi hatırlatılıyor. Diyorlar ki sen dünyada böyle düşünüyordun. 70 senedir ben uğraşıyorum, 70 senelik bir emeğim var, hünerim var. Bu ne olacak? Bunun karşılığı olmayacak mı hiç? Sana senin yaptıklarının üzerinden karşılık verilecek. Sen böyle istediğin için. Peki, senin yaptıkların neydi? İşte şu kadar haccın var, bu kadar umren var, zekatın, namazın vesaire. Bütün güzel, salih ameller ortaya getiriliyor, mizana konuyor. Bir kefesinde. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz sana iki tane göz verdik.
gözlerini değil, sadece bir gözünün görme yetisini, görme özelliğini öbür kefeye koysunlar. Eğer karşılıyorsa senin yaptıklarının gözü değil, görme fiilini karşılıyorsa seni meccanı affedeceğiz. Görme özelliğini de bir kefeye koyuyorlar, karşılamıyor. 70 yıllık amel. Gözün fiilini karşılamıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen boşluk aldın. Yaptıkların karşılamadı. Ya getir ya da cehenneme gideceksin. Sen hükmettiğinin karşılığını istedin. Peki. Anlıyor. Ya Rabbi beni mağfiret et. Ben hata ettim. Hiç kimse yaptığıyla sana layık olmaz. Ancak senin fadlın gereği, senin keremin gereği ya Rabbi. Ve o korkuyla, o dehşetle uykudan uyanıyor. Bakıyor ki şükür ki rüyadır. Henüz ölmemiş. Bu fikrini değiştirmek için, Allah'a tevbe etmek için, Allah'a güvenmek için zaman var. Efendim pişman oluyor, tevbe ediyor ve Allah'ın rahmetine sığınıyor. Evet, şimdi bu nimetleri, yani iman bir nimet, İslam bir nimet, Kur'an bir nimet, ümmeti Muhammed'den olmak bir nimet, insan olmak bir nimet, sıhhatli olmak bir nimet, akil olmak bir nimet, he? Görmek, işitmek, tatmak, dokunmak bir nimet, idrak edebilmek, anlayabilmek bir nimet. Evlat, zaman, mekan, bir nimet, evet. Teneffüs ettiğimiz hava, bir nimet. Yani biz bunların hangi birinin karşılığında ne verebiliriz arkadaşlar? Ortaya ne koyabiliriz? Ama Cenab-ı Hak ziyadeleştiriyor. Lütfu gereği. Bizim bir namazımızı alıyor mesela. Bizim bir namazımız karşılığında belki binler günahımızı mağfiret ediyor. Bir namaza bağışlıyor. Bir orucumuzu alıyor. Efendim, hadis-i şeriflerde böyle rivayetler var. Affedersiniz, fahişe bir bayan, bir susayan bir köpeği suladığı için Cenab-ı Hak onun bütün o fuhşiyatından vazgeçiyor. Allah Resulü bunu bize haber veriyor. İşte bir kabirlerde yeni vefat etmiş insanların kefenlerini soyan, onları satıp geçim temin eden mezar hırsızı bir insandan bahsediyor Cenab-ı Peygamber. Bir gün yine bir kabri açıyor ki yeni vefat etmiş bakire bir kız. Onun sadece kefenini almakla kalmıyor. Çok af buyurun, bekaretini bozuyor kızın. Vefat etmiş birine tecavüz ediyor. Bundan çok pişmanlık duyuyor. İşte rüyasında o kızı görüyor. Kız ona bir tokat vuruyor. Allah'tan korkmadın mı? Ben tertemiz iken sen beni Allah'ın huzuruna böyle gönderdin diye. Bu onun pişmanlığına sebep oluyor. Tevbe ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cenazesine iştirak ediyor parmaklarının ucuna basarak. Ve kabrinin başında bir müddet böyle huzur halinde murakabede bulunuyorlar. Tebessüm buyuruyorlar. Ashab soruyor bunların sebebini. Bu insan böyle bir insandı ya Resulallah. Bu sizdeki bu ahval, bunu anlayamadık. Buyuruyor ki Cenab-ı Peygamber, o kadar melaike iştirak etti ki cenazesine. Seba ehli cenazesine iştirak etti. Ben onların bir yerine basmamak için parmak uçlarıma bastım.
Peki kabrinin üstünde duruşunuz ya Resulallah. Öyle bir nur direklendi ki ben de ondan nasiplenmek için bir müddet huzura vardım. Tebessüm ettiniz ya Resulallah. Vildanlar, gılmanlar onun üstünde adeta dövüşüyorlardı. Herkes kendi onu köşküne götürmek için üstünde yarışıyorlardı. O vekaletini bozduğu kız geldi dedi ki bu benim nasibimdir. Bunu ben götüreceğim dedi. O aldı kendi köşküne götürdü. Ona tebessüm ettim. Bakın bir tevbe, samimi bir tevbe ama gönül yangınıyla yapılmış bir tevbe, ihlas ile yapılmış bir tevbe Cenab-ı Hak amelleri ziyadeleştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibne's-seyyiati buyuruyor Mevlamız. İyilikler, kötülükleri götürüyor. Bu nimetin karşılığını biz neyle verebiliriz? Neyle verebiliriz? İşte öğlen namazını kılarsanız, ikindiyi kılarsanız, yine bunlar hadis-i şeriflerdeki müjdeler. İki vakit arasındaki küçük günahlarınız temizlenir. Bir cumadan öbür cumaya aradaki günahlar temizlenir. Namazın bereketi, namazın kerameti. Peki bir de düşünün ki kılmayarak günahı katmerleştirirsek, namazları terk ederek, namazlar günahları siliyor, temizliyor. Günahımız var, Allah affetsin. Bir de namaz kılmama günahını bunun üstüne eklersek, Allah'a sığınmak lazım. Yani Cenab-ı Hak ipimize sarılın buyuruyor ya, hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Efendim, namaz bu iplerden birisidir, hablimetindir. Oruç, abdest, zikir, fikir, şükür, evet. Bunların her biri elhamdülillah birer hidayet vesilesidir. Nimet-i uzmandır. Hangi birine yönelirsek biz Allah'a kavuşturur. Namazımızda müdaim olursak, namaza devamlı olursak, kalbimiz mescide bağlı olursak, abdestsiz gezmemeye özen gösterirsek, ruhen rahat oluruz. Şimdi insanlar bu kadar efendim ilaçlar kullanıyorlar. Teskin edici ilaçlar, antidepresyon mu diyorlar, herkeste stres var. Yahu nereden oluyor bu stres? Allah-u Teala buyuruyor ki kalplerimiz zikirle rahatlar, Allah'ı anarsanız, Allah'a dönerseniz, Allah sevgisi, Allah huzuru, Allah huşusu, Allah korkusu, bunları elde ederseniz kalbiniz rahatlar, ferahlar. Daha bu antidepresyon ilaçlara, efendim, teskin edici ilaçlara, şunlara, bunlara ihtiyaç duymazsınız. Müşkülünüz var, daraldınız. Cenab-ı Hak buyurur ki namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan namaz ile istihane edin. Namaz kılın yani dua edin ondan sonra. Ve neticeyi sabırla bekleyin. Allah'a yönelin. Bilin ki Allah böyle sabredenlerle, bu istikamet üzere olanlarla, böyle yapanlarla beraberdir. Peki Allah'ın beraberliği bize yetmiyor mu arkadaşlar? Neyi istiyoruz ki daha? Yani Rabbimiz vaat buyuruyor, biz sizinleyiz. Peki biz kimi bekliyoruz daha? Nereden bir şey bekliyoruz? Amr'dan, Zeyd'den yardım bekliyoruz. Evet, vesilelere yöneleceğiz. Küllü şeyin sebebe, etba sebebe. Sebepler olacak. Ama şuna kat'i inanacağız ki bütün bu esbaftaki tesirat bu
düşenlikten kaynaklanmaktadır. O rıza göstermedikçe, o dilemedikçe hiçbir sebepte bir fayda gelmez. Hiçbir sebep tesirli olamaz. O dileyecek. Ama indel esbab yapıyor. Sebepler dairesinden yapıyor. Sünnetullah böyle olmuş, bize buyurmuş, sebeplere yönelim diye. Ama müsebbibi unutmaksızın. İşte nimetlerle meşgul olup, nimetlerin keyfine, zevkine, şevkine dalıp, mün'emi umursam, o nimet bizim için nimet olur. Nimeti vereni unutursak, nimeti verenden uzaklaşırsak o nimetle veya nimetle Allah'ın esirgesin ona isyan edersek, sufilerin meşhur el eserlerindendir. Sizlere de tavsiye ederim. Yani sufi olmasak da iyileri sevmek, İyilerle birlikte olmak, iyilerin yolunda yürümeye çalışmak bu Rabbimizin bizden isteği. Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor yani. Onlar ile bir birliktelik. Bu zahirde batında dinin güzelliğindendir. Atababa İskenderi Hazretleri diye Mısır ulemasından geçmişte Mısır ülkesinin büyük alimlerinden, velilerinden Ataullah İskenderi Kudüs'e sırra Cenab-ı Hak şefi ahir etsin. Hikem-i Ataiye diye meşhur bir eseri vardır. Veciz hikmetlerden böyle bahseder. Birçok konuda bir mümin için güzel ölçüler ortaya koymuş. Hayatımızı düzenlememiz adına tatlı nasihatlerde bulunmuş. Hatta o günden günümüze kadar birçok alimler eserin üzerine şerhler yazmışlar. Eseri şerh etmişler. Dönem dönem efendim eseri şerh etmişler. Hikem-i Ataiye adı ile kitapçılarda eser var. Temin edebiliriz. Yani ince bir risale. Ama faideli. Temin etmeye çalışalım inşallah. Orada bir hikmetinde buyuruyor ki Ataullah Hazretleri, sen Allah'a isyan edip dururken herkes kendini bilir. O sana nimet vermeye devam ediyorsa bunu bir düşün. Bunu düşün. Onun büyüklüğünü, yüceliğini düşün. Sen günahta ısrar ediyorsun Allah esirgesin. Günaha devam ediyorsun. Zikir yok, şükür yok, fikir yok, gayret yok, yüce himmetlilik yok. Ama o sana nimet vermeye devam ediyor. Vaadinde hulfetmiyorsun. Senin rızkına kefil olmuş seni yaratırken, bunu sana muntazaman lütfediyor. Düzenli rızkını veriyor. Hayatını sen yaşıyorsun. Ekmek elden, su gölden devam ediyorsun. Ama bir günden bir güne dönüp de düşünmüyorsun. Ya ben sürekli Allah'tan istiyorum. Bu illa dil ile değil, halinle istiyorsun. Mesela karnın acıkıyor, yemeğe ihtiyaç duyuyorsun, bu bir istektir. Allah'tan rızık istiyorsun. Yoruluyorsun, uykuya çekiliyorsun. Dinlenmek istiyorsun Cenab-ı Hak'tan. İstirahat için izin istiyorsun. Bu fiillerinin hepsi birer istektir. Anlatabiliyor muyum? Sürekli istiyoruz. Ve istediğimizin de karşılığı veriliyor. Peki hiç düşünüyor muyuz ki o bizden istiyor?
istediklerimizi alıyoruz. Onu bizden istedikleri. Bir şey istemiyor mu bizden? Çevremize bir bakalım. Hayat böyle mi? Yani alıp verdiğimiz şeylerde karşılıklı bir isteğe dayanmıyor mu? Yani ticaret dediğimiz şey mesela. Her şey öyle karşılıklı bir isteğin neticesi değil mi? Biz bir şey istiyoruz, onun karşılığında bizden bir şey istiyorlar, ücret istiyorlar. İstediğimiz şeye göre yani. Hak bizden bir şey istemiyor. Yine buyuruyor ki Atallah Hazretleri bu eserinde, bil ki senin haktan istediklerinin en hayırlısı onun senden istedikleridir. O senden ne istiyorsa senin hayrına olan olur. Allah kulları hakkında hayrı murad eden buyuruyor Kelami Kadim'de. O sizin için zorlaştırmaz, şerri murad etmez. Daima kolaylık lütfeder ve sizin hakkınızda hayırlı olanı ister. Yani bizim kendisine visalimizi istiyor Cenab-ı Hak. Bizim kendisiyle huzurumuzu istiyor. Evet. Bizim kendisiyle bir manevi halvet olmamızı istiyor. Baş başa tabiri caizse kendisiyle gönül köşesinde baş başa olmamızı istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebel İbni Muaz da olsa gerek bir söyleşilerinde, bir sohbetlerinde ona buyuruyorlar ki ey kardeşim, sen Allah'ın kulu üstünde ve kulun da Allah üstündeki hakkını bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir buyuruyor sahabe efendimizle. Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın kulun üstündeki hakkı kulun hiçbir şeyi ona şerik tutmaksızın samimi bir sevgi ile, tertemiz bir inançla La ilahe illallah Muhammed Resulullah hakkı ve hinanı sıdka bu kelime-i tayyibeyi söyleyebilmesi ama bunun içini doldurarak bu kelimeyi söylemesidir. Kulun da Allah üstündeki hakkı böyle bir kelimeyi, böyle bir mübarek kelimeyi söyleyen bir kul hasbel beşer bir yanıldığında ondan bir hata sadır olduğunda ve bunu anlayıp da Allah'a döndüğünde o da samimiyetle Ya Rabbi dediği de Rabbinin onu mağfiret etmesidir. Evet. Böyle bir Ya Rabbi dememizi istiyor bizden Cenab-ı Hak. Ve birçok ayet-i kerimelerde müminlerin vasfını tarif buyururken Mevlamız Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler diyor. Yani farklı vasıflar da var da, öncelikle bunu öne çıkarıyor Cenab-ı Hak. Demek ki bize bizi sevdiğini bildiriyor. Biz sizi seviyoruz buyuruyor. İnsaf mıdır bu arkadaşlar? İnsaf mıdır bu? Bütün alemlerden zengin olan, her şeyden müstağni olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, yegane mahbubi hakiki olan Rabbimiz bize sizi seviyoruz buyuracak, bizi sevecek, biz ona alakadar imkan
bu sevgisine karşılık vermeyeceğiz. Biz ona bir sevgi gayretinde bulunmayacağız. Bizden kendisini sevmemizi istiyor. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin buyuruyor. Sevin. Peki sevginin alameti nedir? Seven sevdiğine doğru çekilir. Ona itaat eder. Bakın, beşeri sevgilere bakın. Adam sevgiyi ideolojiye dönüştürüyor. Üzerine bombaları bağlıyor. Bunu ona yaptıran şey sevgi. Üstüne bombaları bağlıyor, hayatından vazgeçiyor. Niye? O davayı sevmiş. Neyse davası. O batıl davayı sevmiş. Bir, sevdiği için inanmış. İnandığı için teslim olmuş. Ama davası batıl. Adam üstüne patlayıcı bağlıyor, gidiyor. Gözünü karartıyor. Veyahut bir delikanlı, bir bayanı seviyor. Genç bir hanımı seviyor. Ulaşamayınca, elde edemeyince bakıyorsun. Aklını zayi ediyor. Demek ki intihar ediyor, Allah esirgesin. İntihar ediyor. Niye? Seviyor. Bu düşünüldüğünde çok görülmüyor. Bakın bizim yüreğimizi yakıyor. Böyle bir manzara karşılaştığımızda insanız. Duygusal tepki veriyoruz böyle bir şey. Yazık ya, niye vermemişler ki diyoruz, değil mi? Sanki keşke bizim elimizde olsa da hemen bu iş olmadan gidip o kızı alıp o oğlana verebilseydik ya. Delikanlı intihar etmeseydi. İçimiz cız ediyor. Buna bir tepki gösteriyoruz. Evet. Böyle bir tepkiyi Rabbimizin sevgisine karşı gösteremiyoruz. Ki üstelik bu sevgiyi bize bildirmesine rağmen. Biz sizi seviyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz sizi seviyoruz. Allah tevbe edenleri seviyor, temizlenenleri seviyor, muhsinleri seviyor. Birçok böyle ferman-ı ilahiler var. Yani sadece tek yönümüzü sevmiyor bakın. Adeta Cenab-ı Hak bizi sevmek için vesileler arıyor. Şöyle yaparsanız sizi seviyoruz böyle güzelliklerden ya. Böyle yaparsanız sizi seviyoruz, şu hal üzere olursanız sizi seviyoruz. Ya Rabbi. Peki biz? Yani bizi sevmeye bir ihtiyacı mı var Cenab-ı Hakk'ın? Veya bizi sevse biz ondaki bir kemali arttırabilir miyiz? Onun kemaline bir kemal katabilir miyiz? Hayır. Onun bizi sevmesi bizim için başlı başına bir lütuf, bir ihsan. Bunun tarifi yok yani. Kelimelerle bunu ifade edemeyiz. Ve o bizden yine bize göre bizim sevmemizi istiyor. Yani imkanımız nispetinde, iktidarımız nispetinde. Evet. Tanıyabildiğimiz kadarıyla onu sevmemizi istiyor. Tanıyabildiğimiz kadarıyla. Biz bu sevgiyi bile adeta çok görüyoruz. Hakkı sevmekten adeta korkuyoruz. İmam Efendimiz buyuruyor, bu öyle bir imtihandır ki seviyoruz desek samimi değiliz. Sevmiyoruz desek Allah esirgesin tehlike. Yani sözde doğruyu söylemek adına sevmiyoruz desek büsbütün bir tehlike. Seviyoruz desek samimi değiliz. Arada derede kalmışız. Evet. İşte Allah'ın ipine sarıldıkça o anlamda
ibadetlere yöneldikçe, onun razı olacağı hizmetlere yöneldikçe bu sevgi ziyadeleşecek. Arkadaşlar, bunu hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bizler birbirimizi tanıdıkça severiz. Birbirimizle tanış oldukça, buluştukça, görüştükçe, birbir özelliklerimizi, efendim, maharetlerimizi, güzelliklerimizi gördükçe birbirimize olan sevgimiz ziyadeleşir. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bu farklı. Tam tersi bu. Hakk'ı sevdikçe Hakk'ı tanırız. Birbirimizi tanıdıkça severiz ama Allah-u Teala'yı sevdikçe tanırız. Sevgi olmadan onu tanıyamayız. Yani önce muhabbetullah, sonra marifetullah. Önce muhabbet olacak, sevgi olacak, sonra onun temiz bilgisine ulaşacağız. Rabbim bu sevgiyi bize lütfeylesin. Yani bir çiğnenmemiş çekimiz olsa, ödeyemedik bir çekimiz var, günü gelmiş, birazdan yüklü miktar olsa, geceler uykumuz kaçıyor, iştahımız kesiliyor, evdekilerle dahi konuşamıyoruz, muhabbet edemiyoruz, moralimiz bozuluyor, sıkıntımız var. Nedir? Bir çeki ödeyemedik. Allah yardımcımız olsun. Yakınılmayan namazlarımız, ödenmemiş namazlar, böyle uykumuzu kaçırıyor mu? Huzursuz ediyor mu bizi? İşlenen günah, kime karşı işlediğimizi düşünün. Sufilerin fıkhı, yanlış anlaşılmasın, biraz farklıdır. Zahiri bildiğimiz fıkıhtan daha takvaya müncer olduğu için, takvaya yönelik olduğu için biraz daha farklıdır. Mesela Sufiye Hazaratı fıkıh eserlerimizde günahlar sevair ve kebair olmak üzere biraz da kolaylık olsun teşvik amacıyladır veyahut öbürü de tehdit amacıyladır yani. Günahları böyle gruplandırırlar. Şunlar büyük günahlardandır, bunlar küçük günahlardandır gibi. Efendim, birisinde tehdit var yani, bak buna yanaşma, bu büyük günahlardan. Ya bunu da belki işlemişsindir yani. Bu da küçük günahlardan, korkma, tevbe et yani. Allah Resulü de buyuruyorlar zaten. Tevbe ile hiçbir büyük günah büyük kalmaz. Tevbesiz de hiçbir küçük günah küçük kalmaz. Sufiye bunu değerlendirirken farklı bakmış ve buyurmuşlar ki küçük günah diye bir şey yoktur. Ya günahı kime karşı işlediğin önemlidir. Onun azametiyle kaimdir. Hak azimdir, kerimdir, azizdir, ona karşı işlediği her suç büyüktür. Onun büyüklüğüyledir. Beyazıt Bestami'ye sormuşlar. Bize ismi azamı öğretir misiniz? Buyurmuş ki siz bana ismi asgarı gösterin, ben size azamını söyleyeyim. Siz bana Allah'ın küçük bir ismini söyleyin haşa. Ben size onun büyük ismini söyleyeyim o zaman yani. Evet. Onun bütün isimleri azamdır. Bütün sıfatları azamdır. Dolayısıyla ona karşı işlenilen günah, Sufiye böyle bakmış yani. İhsan penceresinden bakmış. Ve ona göre adeta fıkhını belirlemiş. İhsan neydi? Allah'ı görürmüşçesine kulluk. Senin onu görmen mümkün değil. Onun seni sürekli gördüğünün mülahazasıyla kulluk. Yani ben sürekli onun murakabesi altındayım ki bunu kendisi de buyurmuş Cenab-ı Hak. Muhakkak ki Allah sizi murakabe ediyor. Sizi gözetliyor. Takip ediyor sizi. Şimdi böyle bir ortamda işlenilen bir günaha sevair diyebilir miyiz? Evet. Çıtayı mümin buraya koymalı.
ihsan merhalesine ulaşmaya. İşte insan buraya ulaştığında adeta Sultan-ı Enbiya misali öyle rivayet edilir ki Bismillah فَاسْتَقِمْ كَمَا اُنِرْتْ emri şerifi nazil olduğunda Sultan-ı Enbiya aleyhissalatü vesselam aylarca başlarını semaya doğru kaldıramamışlar. Hayal duygusundan. Başını yukarı kaldıramamışlar. Emrolunduğun gibi doğru o. Teşbihte hata olmaz. Öyle bir halk arasında bir tabir vardır. Kızım sana söylerim. Gelinim sen işit. Haşa ki peygamberin doğruluğunda bir noksan olsaydı yani. Çünkü ona buyurmuştu Cenab-ı Hak. Alâ sirâtin mustakîm. Sen dosdoğru bir yol üstündesin. Onun şahsında bize sesleniyor Cenab-ı Hak yani. Emrolunduğunuz gibi doğru ol. Yani doğruluğun ölçüsü Sultan-ı Enbiya. Onun gibi olun. Doğrunun örneğini de gösteriyor Cenab-ı Hak. Şablon var. Adeta ümmeti adına haya ediyor, başını kaldırıp semaya bakamıyor. Düşünün. Kılamadığımız namazlar o çek kadar bizi ödenmemiş çek kadar etkiliyor mu? Bugün misal öğleyi kaçırdık, bugün ikindiyi kaçırdık. Ödenmemiş çek kadar bizi etkiliyor mu ki bu Allah hakkı? Bundan bir mahzuniyet duyuyor muyuz? İçimizde bir yangın hissedebiliyor muyuz? Ya Rabbi, senin emrini çiğnedim. Hazreti Ömer Hendek'te bir vakit namazı kazaya kalıyor. Hendek muharebesi esnasında adeta koşarak Resulullah'a geliyor. Yandım ya Resulullah. Efendimiz yaralandığını düşünüyor. Nerenden ya Ömer diye sorduğunda gönlümden ya Resulullah diyor. Ben namazı kaçırdım. Ben namazı kaçırdım. Evet. Genç arkadaşlar, Allah için soralım kendimize. Allah'a kulluktan daha önemli ne gibi bir meşguliyetimiz olabilir? Yani bakın, bizi zehirleme adına bize bir dam sigara veren insana bile kaç kez teşekkür ediyoruz. Onu bir ihsan kabul ediyoruz. Bize bir sigara veriyor. Tiryakiler İsteyebilirler yani. Daralmışsa yani, bunalmışsa. Adam belki ekmek isteyemez ama sigaraya daralmışsa istiyor. Ve o bir sigaradan dolayı karşısındaki insana bir minnet duygusu besliyor. Yardım etti bana, isteğimi yerine getirdi. Ona nasıl teşekkür edeceğini icabında şaşırıyor. Veya daha büyük bir hadise olsun yani. Hayati bir önemi olan bir iş olsun. Bunu ömrümüzün sonuna kadar unutamıyoruz. O insana bir minnet duygusu besliyoruz. Ya bize yoktan bu hayatı veren Rabbimize karşı ve devam etmesi için sürekli muhtaç olduğumuz Rabbimize karşı hiç mi bir minnet duygumuz yok? Böyle bir duygu taşımamız gerekmiyor. Bundan daha önemli ne işimiz olabilir? Ki o işi bahane ederek biz namazı terk ediyoruz. İşlerimiz yoğun diye cumaya gitmiyoruz. İşlerimiz yoğun diye vakit namazını kılmıyoruz. Biriyle buluşacağım. Kılarım kılarım. Erteliyoruz. Geçenlerde de yine ifade etmiştik. Allah Resulü buyuruyor, musavvif helak oldu. Kimdir musavvif ya Resulallah? Erteleyenler buyuruyor. Yarıncılar, yarın daha sonra sürekli güzel işleri erteleyenler.
Nereye ertemiyoruz ya bu? Arkadaşlar, bizim bugünümüz günümüzün meyvesi yarınımızın çekirdeğidir. Bugünümüzü iyi değerlendirmek zorundayız. Bugünümüz ne kadar kaliteli ise yarınımız da öyle olacak ya. Evet. Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Hayat 3 gündür buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Dünya hayatı 3 gündür adeta yani. Doğduğunuz gün, doyduğunuz gün, öldüğünüz gündür. Hikmet ehli insanlar buyurmuşlar. Dün lehte veya aleyhte geçmiş. Mazi. Ondan dolayı muhasebe edileceksin. Evet. Hazreti Ömer, ben mevzuları biraz genişletiyorum, siz ana hattı dağıtmayın. Geleceğiz. Ya. Başlıkta kaldık. Ömer Efendimiz bir gün dışarı çıkıyorlar. Arap aleminde bugün de hemen hemen öyle yani. Öğlen sıcağında, günün belli saatlerinde çalışma olmaz. Aşırı sıcak hayatı etkiliyor. Esnaf dükkanlarını kapatır. İşte evi olan evine çekilir. Veya dükkanda istirahat eder. Serin yerlere giderler, gölgelik yerlere giderler. Onların adeta gecesi, gündüzün hararetli saatleridir. Böyle bir hararetli bir saatte, yani öğlen vakti, Hazreti Ömer Efendimiz dışarı çıkıyor. Dolanıyor, aramıyor adeta. Dolanırken bakıyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz de sokakta. Ebubekir Efendimizle karşılaşıyor. Ebubekir Efendimiz'e soruyor. Ömer Efendimiz ki, seni dışarı çıkaran sebep ne bu sıcakta? O da ona buyuruyor, seni çıkaran sebep. Sen hangi sebeple dışarı çıktınsa, ben de o sebeple çıktım. Sebep açlık arkadaşlar. Karınları aç. Yiyecek bir şey bulabilir miyiz? Bizi diri, diri bizi davet eder mi? Bir ikramda bulunur mu? Açlar. Biraz dolaşırken Sultan Enbiya ile karşılaşırlar. O da o hararetli sıcakta dışarıda. Aynı sebeple. Ona da sual ederler. Ya Resulallah, sebebiniz aynı sebep buyurur Sultan Enbiya. Evet. Karınlarına taş bağlıdır. Kerpiç bağlamışlardır karınlarına. O haldeler. Arkadaşlarının, kayınpederlerinin aç olduğunu gören Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dayanabilir mi? Yani yanınızda evladınızın olduğunu düşünüyor, o evladınız aç olsa. Verecek, ikram edecek, yedirecek bir şeyiniz olmasa çalarsınız. Çalarsınız. Çaresizlik. Evet. Resulullah'ın can yoldaşları, kayınpederleri, manevi evlatları, kardeşleri aç billaç yanında dolanıyorlar. Bakın mucize sahibi peygamber, ayı ikiye bölen, parmaklarından şarıl şarıl sular akıtan, evet, ölüyü dirilten bir peygamber hakkın bu cilvesine sabrediyor. Yani eline bir taşı alsa ekmeğe çevirebilir. Nefsi adına hiçbir şey yapmıyor.
Rabbine tevekkül etmiş. Ah bizim elimizde böyle bir kadar bir imkan olsa. He? Günümüzün sofularını nefsime söylüyorum. Yani tam sofularını düşünün. Keramet göstereceğiz. Kerametimizi izhar edeceğiz diye. Yapmadık şaklabanlık koymuyorlar yani. Allah'a sığınmak lazım ya. Allah'ın peygamberi sabrediyor. Evet. Efendimiz buyuruyor ki filan ashabın, filan arkadaşımızın evine gidelim. Belki onda bize ikram edecek bir şeyler olabilir. Evinin kapısına geliyorlar. O zamanın zili selam vermek. Kapıdan yüksek sesle selam veriyorlar. İçerisi müsaitse buyur diyecekler. Allah Resulü selam veriyor. İçeriden ses gelmiyor. İkinci kez selam veriyor. Belki namazdadır. İkinci kez selam veriyor, ses gelmiyor. Üçüncü kez selam verdiğinde evde kimse yok, dönelim diyor Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam. O günün belki kapılarında bir perde asılı. İçeriden bir, o anda bir ses geliyor, bir bayan sesi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin selamın mahza rahmettir, duadır, selamettir, şifadır. Sen fazla bunu veresin, benim hakkımda fazla duada bulunasın, şifa dileğinde bulunasın, esenlik dileğinde bulunasın diye ses vermedim ya Resulallah. Evin hanımı, eşim yan tarafta bahçede diyor. Bahçeye buyurun, eşim bahçede. Neyse bahçeye geçiyorlar. Tabii o saatte gelen misafirin geliş sebebi malum. O sıcakta kimse evinden çıkmaz. Bunların halini anlıyor sahibi, ev sahibi. Hemen hurma getiriyor. Yaş hurmayla kuru hurmayı katık yapsınlar diye birbirine önlerine koyuyor. Resulullah Efendimiz bakıyor, ağlıyor. Allah'ın ikramından dolayı Hazreti Ömer o kadar aç ki dayanamıyor. Hemen hurmalara uzanıyor. Bir hurmayı alıyor, ısırıyor. Yemek için. Daha hurmanın öbür yarısını ağzına koymadan kainatın efendisi buyuruyor ki ya Ömer bilir misin? Bütün helallerden hesap ve bütün haramlardan azap vardır. Gel ya şimdi. Bütün helallerin hesabı var ya Ömer. Haramların da azabı var. Hurmayı ağzından çıkarır Hazreti Ömer. Yarısını ısırmış. Elinde o yarım hurma. Efendimiz'e sorar. Şu yarım hurma için de mi ya Resulallah? Yani halimiz malum. Bu yarım hurma için de mi hesap vereceğiz ya Resulallah? Yemez, ağlamaya başlar. Hurmayı önüne bırakır. Hesabını düşürür. Hesabını düşürür. Bu hesabı verebilir miyim diye düşünür. Ve Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Bu insanlar böyle iken biz şimdi bize döndüğümüzde hakkı sevdiğimizi iddia edelim. Kılamadığımız namazlar, meşguliyetimiz, bahane ettiğimiz meşguliyetler, öne sürdüğümüz deliller, bunların acaba geçerli olacağına inanabiliyor muyuz? Bunların geçerli olacağına inanıyor muyuz? Nasıl bir meşguliyet ki bizi Allah'tan alıkoyuyor? Rabbimiz ise her şeyden ona firar etmemizi
emir buyuruyormuş. La fefirru ilallah buyuruyor. Allah'a koşunuz. Fes'av ila zikrillah. Allah'a çağrıldığınızda ibadet için Allah'a koşunuz. Cuma için yarışırcasına Allah'a koşunuz. Ama bizim meşguliyetler Allah'tan alıkoyuyor. Ve bütün bunların hesabı olduğunu biliyoruz. Ömer'in yarım hurması misali bütün helallerden hesap, bütün haramlardan azap var. Evet. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. İşte o Allah'ı sevenlerin özellikleri. Bismillah, Elif, La, Mim. Lâlikel kitâbun âleyde fîhî hüden lil muttakîn. O muttakilerin, o hidayet üzere olanların özellikleri. Ellezîne yu'minûne bil gayb. Görmedikleri halde gayba iman ederler. Biz Allah'ı bizatihi görmüyoruz. Ama ona iman ediyoruz. Biz ahireti görmüyoruz. İman ediyoruz. Melekleri görmüyoruz. İman ediyoruz. Biz kitapların nasıl nazil olduklarını görmedik. İman ediyoruz. Biz peygamberleri yetişmedik. İman ediyoruz. Onlar gayba iman ederler. Bu imanlarının gereği işte. Bismillah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ O müminler inandılar ya, hemen icraata koydurlar, namaz kılarlar. Allah'a inandılar, adeta bu inançlarını ispat için, bu inançlarını korumak için, bunu teyit etmek için namaz kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Dünya yükünü adeta azaltırlar, infakta bulunurlar. Dünyaya değer vermezler. Onu ellerinin kiri olarak görürler. Onu gönüllerine bulaştırmaz, dağıtırlar Allah yolunda. Yani infak nedir? Zekat infaktır. Sadaka-i fıtır infaktır. Allah için ihtiyaç sahiplerine vermek, hayır-ı hasenata harcamak, karz-ı hasende bulunmak, borç vermek yani, efendim hac, umre yapmak vesaire, yani mali ibadetlerin tamamı infaktır. İnfaktır. Sufiye buyurur ki, İnfağın en faziletlisi, çünkü siz en çok sevdiğinizi Allah yolunda infak etmedikçe bulunuyor, dirre, yani takvanın zirvesine ulaşamazsınız. En çok sevdiğinizden Allah adına geçmedikçe. Ki bunun peygamberlerde örneklerini görüyoruz yani. Cenab-ı Hak onların sevdiklerini onlardan nasıl almak için, bu hakikati onlara anlatmak için ne tür imtihanlarda bulunmuş bunları görüyoruz. Yusuf'un kıssası, Eyüp'ün kıssası, efendim, daha birçok peygamberlerin böyle kıssaları var. İbrahim'in kıssası, bir çeşit infak bu. Sufiye buyuruyor ki, insan en çok kendini sever.
en çok sevdiğin buyruluyor ya. İnsan en çok kendini sever. Kendini Allah'a infak etmedikçe, kendini hakikat için besletmedikçe fenaya, hakta fani olmaya erişemez. Bekaya erişemez. Kendinden geçecek. Kendinden geçecek. Hakka öyle teslim olacak. Adeta kendini unutacak. Kendini unutacak. Öyle bir anım var ki işte buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Allah ile benim öyle bir huzur halim, öyle bir kurbiyet pozisyonum var ki o hale hiçbir mukarreb melek dahi dahil olamaz, müdahale edemez. Melek dahi ki mukarreb, Cebrail dahi o hale giremez, müdahale edemez. Öyle bir infak hali, böyle bir hal esnasında Ayşe annemiz içeri gidiyorlar. Efendimizin hücre-i saadetine giriyorlar. Kimdir o diye sual buyuruyor Efendimiz. İçeri giren kim? Ayşe ya Resulallah. Ayşe kim? Ebu Bekir'in kızı buyuruyor. Ebu Bekir kim buyuruyor Efendimiz. Muhammed'in sadrı, arkadaşı, dostu Muhammed kim buyuruyor? Fena. Hakta fena. İhsan işte. Görünce adeta gönül gözü görünce, hissedince, teslim olunca madağın basar buyuruluyor ya da gözü kaymıyor orada. Başka bir tarafa döndüremiyor. Sufiyenin büyüklerinden Muhammed Bahauddin Veysel Bukhari Hazretleri Nakşibendi yolunun kolbaşı. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Efendim, şimdiki halife üstünden tarif edecek olursak Özbekistan, Orta Asya ülkelerinde, Özbekistan'ın Buhara şehrinde Muhammed Bahauddin. Bir gün onu ziyarete birisi geliyor, yanında küçük çocuğu var. Gelen kişinin yanında 5-6 yaşlarında bir çocuğu var. Çocukla birlikte gelmişler. Kürsünün üstünde var. Bir tabakta. Çocuklar tatlı şeyi çok sever. Tatlıya düşkün olurlar. Çocuk içeri girince hemen balın başına geliyor. Balı görüyor. Bismillah. Balı yemeye başlıyor. İşte babası geliyor. Hazretleri misafirlaşıyor, selamlaşıyor, sarılıyorlar falan ama Hazretin dikkatini çekiyor Şahin Akşemendi'nin çocuğun bal yiyişi. Öyle iştahla yiyor ki, hoşuna gidiyor, başını okşuyor. Yavrum senin ismin ne buyuruyor çocuğa. O heyecanla çocuk bala öyle kaptırmış, kendini bal efendim diyor. İsmin ne? Bal diyor. Hazret tebessüm buyuruyor. Şu fani lezzete çocuk gönlünü kaptırdı, ismini unuttu. Bu çocuğa bu baldan daha leziz bir şey kaptırılsa, Yunus'un ifadesiyle ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyoruz. Buna daha leziz bir bal kaptırılsa bu çocuğa bu her şeyi unutur. Kendini de unutur. Bu fani lezzet ona adını unutturdu. Adı bal oldu. Balda fani oldu.
İşte Hallacı Mansur'un enel hak demesi burada yani. Daha tatlı bir şey tatsan, hiç gitmeyen, bozulmayan bir tat tatsa, evet, o imanın tadıdır, o İslam'ın, o zikrullahın tadıdır, evet, o tat onu fenaya, oradan bekaya ulaştırır, oradan bekaya ulaştırır. Musa Aleyhisselam görüyor birisini de, bir abidle karşılaşıyor. Nereye? Tur'a gidiyorum buyuruyor. Rabbimden benim için de zerre aşk niyazında bulunur musun? Benim için de zerre aşk Allah'tan niyaz et. Hazreti Musa bu abidin arzusunu Hakk'a iletir. Hakk'tan onun için zerre aşk talep eder. Geri döndüğünde bakar ki o aşık sivri bir kayanın üstünde ellerini açmış, mecnun bir halde. Hazreti Musa selam verir, bağırır, çağırır, bir türlü işitemez. Ya Rabbi, bu ne cilvedir? Cenab-ı Hakk'a buyurur ki, ya Musa sen onun için aşk istemedin mi? Zerre aşk. Evet ya Rabbi. O aşka ulaştı. O maşuğuyla meşgul. Başka bir şeye yönelemez. Başka bir şey düşünemez. Evet. Namazı bu hale getirmek. Zikri bu hale getirmek. Hazreti Mevlana için anlatırlar, selam vermişler, öğlen namazı misal, sağına selam veriyorlar, ikindi namazına kadar sola selam verememişler, öyle kalmışlar. Solunlarında ikindi okunmaya başlamış, efendim bu ne hal? Sultan ve Enbiya'yı gördürmüş. Sığındaydı. Nasıl onu bırakır da ben soğuma döneyim? Acaba biz neler görüyoruz? Muhteremler. Görsek, hissetsek bırakabilir miyiz namazı? Biz namazda da o meşguliyetlerimizi gördüğümüz için acele ediyoruz. Çabukluyoruz, bir an evvel bitirelim de şu işi halledelim. Hayır, yaratılış gayemiz o. Namazı halletmek için biz dünyaya gönderildik. Bismillahirrahmanirrahim. Halakul cinne vel insa illa liya'mun. Namaz için biz geldik. Başka bir vazifemiz yok. Yani Hakk'a kulluktan. O kulluk gayesi üzerinde, kulluk bilinciyle ticaretimizde, ziraatimizde, zanaatimizde, eyvallah. Onlar da namazın bir parçası, namazın bir şubesi. Ama o bilinçle, Allah adına yapılıyorsa, Allah için yapılıyorsa, şimdi sözü daha fazla uzatmayayım. Belki başka bir gün yine inşallah devam ederiz. Bu tabloya bakarak üstümüzdeki nimetleri düşünelim. Allah'ın bize ihsanlarını, ikramlarını düşünelim. Adeta şimdi bizim iki kanadımız oldu. Bir, biz Müslümanız elhamdülillah. İki, biz insanız. İnsanız, eşrefiz ve biz her şey bir şey için,
Biz Rabbimiz içiyoruz. Şimdi biz bu iki kanatla Hakk'a doğru peyk etmeliyiz. Muhabbete, marifete, hizmete, zaten varlığın sebebi bu ikisi. Şeyhimiz Hazretleri, zaman zaman bunu naklederiz. Mesela Aziz, bir gün sordular fakire. Hocaefendi, İslam'ın şartı kaçtır? Hem Hocaefendi, hem İslam'ın şartı. Dedim kendi kendime, bu benim bildiğim bir şey değil. Bu bir imtihan. Lütuf buyurun, biz de öğrenelim. Siz buyurun, biz de öğrenelim. Bunun rivayeti ikidir. İslam şartı ikidir. Havfullah, muhabbetullah. Diğerleri bu ikisine ekletmek içindir. Allah'tan gereği gibi korkmak ve onu layıkıyla sevmek. İşte namazdaki mana da bu, oruçtaki mana da bu, hacdaki mana da bu. Bu iki duyguyu gönle yerleştirebilmek. Adeta gönül Allah sevgisinden dolayı bir kelebek misali mana semasında heyecanla uçmalı. O sevgiyi düşündükçe, korkuyu düşündükçe soğuk yemiş, yağmurda ıslanmış bir serçe gibi dalga titremeli. Mümin korku ile ümit arasında, havf ve reca arasında seyrini tamamlamalı buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Bir tarafta ümit, Allah'a sonsuz bir güven, bir tarafta müthiş bir haşiyet, korku, ibadetlerdeki amaç bu. Bu duyguyu gönle yerleştirmek. Bunun için buyurdular ki İslam'ın şartı ikidir. Allah'a layıkıyla sevebilmek, gereği gibi korkmak. Diğer vazifelerden maksat bu iki duyguyu elde edip bunu muhafaza edebilmek. İşte o zaman biz Allah'ın nimetlerinin şükrü, hesabı şöyle bir tarafa dursun. Onun büyüklüğünü zerre de olsa idrak etmeye başlarız. Ki kaidimiz öyle tarif ederler ki Cenab-ı Hakk'ın zatının idrak edilemezliğinin idrakı idraktır. Aynı şekilde demişler, nimetlerine şükrün mümkün olmadığının, olamayacağının anlaşılması şükürdendir. Subhanallahi ma şekerlâke hakka şükredilen şükür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Seni ben layıkıyla şükredemedim, şükredemem seni. Efendimiz ayet-i kerime nazil olduğunda şükredenler azdır. Dua buyurmuşlar, ya Rabbi beni o azlardan kıl. Beni o ağızlardan kıldı. Yani şükredenlerden kıldı. Ama şükür tek başına değil arkadaşlar. Şükre fikri, fikre zikri arkadaş edersek şükür anlamış oluruz. Zikir, fikir, şükür. Bunlar üç dişli bir anahtar. İlim, amel, ihlas. Bu
kapı, cennetin 8 kapısı var deniliyor. Her kapının bir anahtarı var yani. Evet. Rabbim, bizleri kendisine layık kul, Efendimiz'e layık ümmet, insanlığa hizmet edebilecek, faydalı olabilecek, sizin en hayırlınız, başkalarına hayırlı olandır buyurulmuş, insanlığın hayrına çalışan insanlar olmayı bize lütfeylesin. Zikirden, fikirden, şükürden huzur duyabilmeyi, Allah'ın ipine bütün varlığımızla sımsıkı bir şekilde sarılabilmeyi, İslam'a, Kur'an'a hadim olabilmeyi, rızasını burada tahsil edebilmeyi cümlemize müyesser buyursun. Zor işlerimizi bize kolaylaştırsın. İman ile göçmüş ecdadımıza zerreler adedince rahmet eylesin. Cenab-ı Hak geçmişte büyüklerimizin hasbel beşer işledikleri kusur ve küsurlardan dolayı bizlerin yanlışlarından dolayı da nesillerimizi muahaze ve muhasebe etmesin inşallah. Ehli imana tekrar husret eylesin. Suriye'ye, Filistin'e, Çeçenistan'a, Keşmir'e, Eritre'ye, Mali'ye, Arakan'a, ihtiyaç duyulan yeryüzündeki bütün mazlumlara, mustazaflara Cenab-ı Hak nusret eylesin, ellerinden tutsun, önlerini açsın. Müslümanlara şuur, Müslümanlara huzur, Müslümanlara sevgi, Müslümanlara gayret, uhuvvet, metanet, cesaret, tesamüh, taarruf, taavun lütfeylesin inşallah.